Japonya'daki nükleer krizin ardından uluslararası toplum Çernobil nükleer faciasının izlerini silebilmek için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Uluslararası Bağışçılar Konferansı Ukrayna'nın 25 yıl önce büyük bir felakete yol açan Çernobil reaktörünün yeniden yalıtılması için gerekli 740 milyon euroyu toplamayı hedefliyor. Ancak şu ana kadar Çernobil için toplam 550 milyon euro toplanabildi. Avrupa Birliği reaktörün çevresinde yeni yalıtım inşaatı için 110 milyon euro ödenek vereceğini belirtti. Avrupa'nın en fazla nükleer reaktöre sahip ülkesi olan Fransa da Çernobil için 47 milyon euro yardımda bulunacağını açıkladı. Çernobil nükleer kazasının üzerinden tam 25 yıl geçti. Ancak Ukrayna'daki Çernobil santralinin 4 numaralı reaktörü hala radyasyon yayıyor. Kazanın hemen ardından reaktör şimdi çatlayan bir konstrüksiyonla kapatılmıştı. Ukrayna ve Avrupa'da yüz binlerce kişi radyasyondan etkilenirken o günden bu yana binlerce kişi kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa maruz kaldı.